Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, dijital takograf uygulamasının 30 Haziran 2020 tarihine kadar ertelendiğini açıkladı. Taşıma firmalarının ulaştırma elektronik takip ve denetim sistemine veri girme zorunluluğuyla sayısal takograf ünitelerindeki verilerin gönderilmesi kapsamındaki uyarma müeyyidesi 6 ay uygulanmayacak. Geçtiğimiz gün başta İstanbul ve Ankara olmak üzere Hatay'ın aralarında olduğu birçok ilde nakliyeciler Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın getirdiği dijital takograf uygulamasını protesto etmek için yolları trafiğe kapatmıştı. Antakya Organize Sanayi Bölgesi kavşağında bir araya gelen kamyon ve tır sürücüleri taşımacılık sistemindeki dijital takograf uygulamasına tepki göstermek için Antakya İskenderun Karayolu'nun bir bölümünü trafiğe kapattı. Yolu tamamen trafiğe kapatmak isteyen gruba jandarma ekipleri izin vermedi. Bunun üzerine grup adına basın açıklaması yapan Alaaddin Kandemir, kasko ve sigorta yönünden masrafların ikiye katlandığını savundu. Burada çoğu ilkokul mezunu olan veyahut da hiç okumamış olan bir sürü arkadaşlarımız var. Bu veri sistemini bu arkadaşlar nasıl yükleyecek? Ondan sonra bu arkadaşlar nasıl gidip gelecek? Şimdi siz bu şekilde yaptığınız zaman kaç tane şoför işten ayrılacak? Kaç kişi arabalarını satıp da ortada kalacak? Bu veri sistemini kesinlikle kabul etmiyoruz. Yaşanan gelişmenin ardından Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi. Bahse konu firmaların ulaştırma elektronik takip ve denetim sistemine uyum sağlamak ve faaliyette bulundukları taşıtlara ilişkin sayısal takograf ünitelerindeki verilerin gönderilmesi için gerekli hazırlıkları ve altyapılarını henüz tamamlayamaması üzerine mağduriyetlerin önüne geçilmesi ve söz konusu altyapının tamamlanabilmesi amacıyla KTY çerçevesinde uyarma müeyyidesinin uygulanması 30 Haziran 2020 tarihine kadar ertelenmiştir.